Şimdi size bir soru soracağım. Diyelim ki saniyede 5 metre hızla yağan yağmurun altında saniyede 12 metre hızla giden bir motosikletin üzerinde ekrandaki gibi sağa doğru hareket ediyorsunuz. Bu durumda şemsiyenizi hangi yöne doğru tutmanız gerekir? Kulağa biraz garip gelse de şemsiyeyi neden bu şekilde yani her zaman tuttuğumuz gibi tutmayacağımızı sormak bence oldukça mantıklı. Motosikletin üzerindeyken şemsiyeyi bu şekilde tutarsanız sırlı sıklam olursunuz. Nasıl mı? Tek bir yağmur damlasını ele alalım. Bu damla bu şekilde düşüyor, öyle değil mi? Eğer hareket halinde olmasaydınız, bu damlanın size bir zararı dokunmazdı. Ama az önce söylediğim gibi, sağa doğru hareket ediyorsunuz, yani damla yere düşerken siz de sabit değilsiniz. Damlaya doğru hareket edip bir noktada damlaya çarpacaksınız ve motosikletin ön kısmı ıslanacak. Gördüğünüz gibi eğer ıslanmak istemiyorsanız şemsiyenizi bu şekilde tutmamanız gerekir. İsterseniz şu şemsiyeyi kaldıralım ve durum hakkında biraz düşünelim. Bu soruyu çözmek için olan biteni motosiklet sürücüsünün gözünden değerlendirmeliyiz. Yani yağmurun yağış yönünü sürücünün bakış açısından incelemeliyiz demek istiyorum. Aslına bakarsanız bu soru kılık değiştirmiş bir bağıl hareket sorusudur. O yüzden yağış yönünün sürücüye göre ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyormuş? Kendimizi sürücünün yerine koyup yağmurun yağışını bu şekilde değerlendirmemiz. İki boyutlu bağlı hareketle ilgili bir videomuz daha var. Eğer o videoyu seyretmediyseniz bu videodan önce onu seyretmenizi öneririm. Hadi bakalım. Şu motosiklete bir binelim. Burada sürücü yani bizi çizmeye çalıştım. Bu kolunuz, bu da omzunuz. Çok başarılı bir çizim olmadığı için şimdiden özür dilerim. Evet motosikleti kullanırken motosikletin tamamını göremeyiz ve gördüğümüz alanda sanki geriye doğru hareket ediyormuş gibi bir his uyandırır. Hatta yüzümüze çarpan hava havanın da geriye doğru hareket ettiğini düşündürür öyle değil mi? Motosiklet eğer saniyede 12 metre hızla gidiyorsa yerde sürücüye göre saniyede 12 metre geriye doğru hareket ediyordur. Bunu aklınızdan çıkarmayın tamam mı? Şimdi bir de yağmur damlasına ne olduğuna bakalım yine tek bir damla seçeceğim. Şurayı da ayıralım ki her şey birbirine girmesin. Tamamdır. Evet, yağmur damlasının sürücüye göre hangi yönde hareket ettiğini bulmamız lazım. Eğer bir saniye beklersek bu yağmur damlasının düşüş hızı saniyede 5 metre olduğu için 5 metre düşecektir, öyle değil mi? Hemen not edelim. Bu mesafe 5 metredir. Saniyede 5 metre. Ama bu bir saniye içinde yine sürücüye göre yer, hava ve yağmur damlasının kendisinin de 12 metre geriye doğru hareket ettiğini de unutmamalıyız. Her şey saniyede 12 metre geriye doğru hareket ediyorsa buraya bir de şunu ekleyelim. Geriye doğru saniyede 12 metre. Yağmur damlası buradayken bir saniye sonra bu noktaya geliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yağmur damlası sürücüye göre dümdüz yere düşmek yerine bu şekilde hareket ediyor. Anlaştık mı? Sürücünün gözünden yağmuru şu şekilde çizebiliriz. Zaten bu durumun size de tanıdık gelmiş olması lazım. Arabaya ya da otobüste giderken yağmurun dik bir şekilde değil de size doğru eğimli bir şekilde düştüğünü görmüşsünüzdür. Şimdi de bu açının kaç derece olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Açıya alfa diyelim. Alfanın kaç derece olduğunu trigonometri kullanarak hesaplayabiliriz. Karşı ve komşu kenarın uzunluklarını bildiğimize göre bana karşı ve komşu kenarı birbirine bağlayan trigonometrik fonksiyonun hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabii ki tanjant. Hemen not edelim. Tanjant alfa eşittir karşı kenar yani 12 metre bölü komşu kenar yani 5 metredir. Buradan da tanjant alfayı 2,4 buluruz. Bu durumda alfa da ters tanjant 2,4'e eşit ve eğer bir trigonometri tablosundan yardım alırsanız bu açının yaklaşık olarak 67,4 derece olduğunu bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık yağmurun sürücüye göre nasıl yağdığını biliyoruz. Evet, durumu şu şekilde özetleyebiliriz sanırım. Yağmur eğer sürücüye göre bu şekilde yağıyor ve sürücü şemsiyeyi açmak istiyorsa şemsiyeyi bu şekilde tutmalıdır. Bu açının yani yağmurun dikey yaptığı açının 67,4 derece olduğunu da bildiğimize göre sürücü şemsiyesini aynı açıyla tutmalıdır diyebiliriz. Bu arada aynı sonucu bir önceki videoda çıkardığımız genel ifadeyi kullanarak da bulabilirdik. Neydi bu genel ifade hemen hatırlayalım. Yağmurun sürücüye göre bağlı hızı, yağmurun yere göre hızı eksi motosikletin yere göre hızıdır. Evet bu ifadeyi kullanmış olsaydık da yine bu çizimi elde ederdik. Nasıl mı? Bakın. Burada vy yani yağmurun hızına vm'nin negatifini yani motosikletin hızını ekliyoruz değil mi? vm ileriye doğru 12 metre bölü saniye ise negatifi geriye doğru 12 metre bölü saniye olur. Ve bu vektörü bunu eklediğinizde de aynı sonuca ulaşırsınız. Bunlara ek olarak hatta istersek Pisagor teoremini kullanarak bu uzunluğun ne olduğunu da bulabiliriz öyle değil mi? Bu kenar hipotenüsse, her şey birbirine girmeye başladı. Hipotenüs karekök içinde 12'nin karesi artı 5'in karesine eşittir. İşlemi yaparsanız 13 bulursunuz. Bu yağmurun bir saniyede bu yönde yani sürücüye göre 13 metre hareket edeceği anlamına gelir. Ve bu hız yağmurun gerçek hızının iki katından daha fazla olduğu için yağmur yağarken motosiklete binmek insanın canını yakabilir diye düşünüyorum. Siz en iyisi yağmur yağarken motosiklete binmeyin. Anlaştık mı?